Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Zil butonunu da tümü yerine aktif getirerek çekmiş olduğum videolardan da ilk önce siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bildirim almak istiyorsanız tüm yerini işaretlemeniz gerek. Yine iğneden tığa bir model hazırladım sizler için. Bakın arkadaşlar, bu şekilde çok güzel bir model oldu. Şöyle modeli görünce çok hoş gözüktü gözüme. Hemen yapılışı da şöyle kolay bir şekilde olduğu için hemen sizlerle bu iğne oyasını buluşturmak istedim. Yani iğne oyamızı tığa çevirdim bu şekilde. Çok da güzel, hem de çok da kolay arkadaşlar. Gördüğünüz bu renklerden hazırladım. Ve şöyle tığımın numarası da 22 numara. Gördüğünüz o ilmekleri de bu kalem kapağıyla hazırladım. Kalem kapağıyla ilmekleri ayarı bu şekilde. Bu çay karıştırıcısı, küçük tahta çay karıştırıcıları veyahut da arkadaşlar daha minik olsun diyorsanız kulak çöpü de kullanabilirsiniz. Evet, modelimizin yapım kısmına geçelim. Şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktaları ile tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın, tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik ipimizi. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 3 zincir. Şöyle tığ battıma girip bir tane tığ battı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya sıkı iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincir. 3. 1 2 3 zincir. 4. tığ battım. 1 2 3 zincir. Bu da 5. tığ battı. İlk başlarken de aynı bu şekilde başlıyoruz. 5 tane tığ battığı yaptık. Şöyle bir zincirle ters tarafından döndüm. Hemen ilk tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Buraya kesim işlemi yaptım. Bakın, 1 2 3 zincir. Şöyle sıradaki tığ battıya girip sabitledim. 3 zincir, sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum. Yine 3 zincir. Evet. Şöyle kenarda bir tane arkadaşlar tığ battı bırakıyorum. Altta da geri bize 4 tane kaldı. 4'ün üzerine de şimdi 3 tane yaptık. Bakın, eksiltme işlemini yaptığımız için şu köşede. Şimdi yine bir zincirle dönüyorum. Hemen yanındaki tığ battıya girip eksiltme işlemini gerçekleştiriyorum. 3'den 2'ye düşecek. Evet, 3 zincirimi çektim. Şöyle kapattım buraya. Yine 3 zincir, sıradaki tığ battıya kapatıyorum bu şekilde. Evet. Bir zincir çekip bir defa şöyle dolan ters tarafına döndüm. Bir sık iğne yaptım. 4 zincir çekiyorum. Bakın, tepete son kalan bu tek yuvamıza 4 zincir. Çünkü bu ilmeklerimiz için de yuva olacak. Hem kayamızın bitiş noktası, hem de çiçeğimiz için yapacağımız dallar, ilmekler olacak. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Bakın, bu şekilde aparatımı alıyorum. Hemen çıkarıyorum ilmeğimi bu şekilde. Yerine bakın, çıkarmış olduğum ilmeğe aparatımı taktım. Bu birinci. Bu 4 zincirli yuvaya toplamda 5 tane bu şekilde ilmek alacağız. Bakın, dibinde 2 zinciri sıkı sıkı çekip şöyle buraya taktım. Yine aynı şekilde yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 ve 2 zincir taktım. Bakın, bu şekilde sıkı sıkı kalıp gibi şöyle aparata kalıplayın. Şöyle 1, 2 zincir. Zinciri de gayet sıkı sıkı oturtturarak çekelim. Yine 2 zincir, 5 tane. Evet, son tek kalan yuvamızın içine 5 tane bu şekilde
İlmeği hazırladık. Şimdi bu, bakın, geri kalan yuvanın içine iki tane sık iğne yapacağım. Şöyle bir sık iğne fayda etmiyor arkadaşlar. O yüzden iki tanesi sağdaki bir sık iğnenin şöyle yüksekliğinde oluyor. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. Hemen bir sonraki, bakın, bu dönüş yaptığımız yer değil, bir sonraki yere sık iğne ile 8 zincirimi sabitledim. Kayamızın işlemini bitirdik. Şimdi ikincisi için şöyle 3 zincirden 5 tane yuva hazırlayacağız. Bu 1. 3 zincir. 2. 3 zincir. 3. 4. Ve 5. Bakın, bu şekilde 5 tane yuvayı hazırladım. Birisi ara mesafesi, 4'ü bizim kayamız için yuva oluşacak. Şimdi bir zincirimi çekiyorum köşeye. Ters tarafına döndüm. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvaya sabitliyorum. 3 zincir şöyle. Sıradaki yuvaya sabitliyorum. 3 zincir. Bir tane kala bırakıyorum. Şöyle. Bir zinciri çekip düz tarafına döndüm. Hemen yanındaki yine tığ battıya sık iğne ile sabitleyip burada eksiltme işlemini yapıyorum. Sıkı sıkı 3 zincir. Sıradaki yuvaya. Sıradaki yuvaya. Bakın, 4, 3, 2, toplamda 4 sıra bir minik kayamız oluyor. Ve bir zincirle yine sık iğneyi şöyle, son yuvay 4 zincir. Sık iğne ile diğer tek kalan yuvamı kapatıp bir zincirimi de çektim. Hemen içine şöyle bir sık iğne giriyorum. Sık iğnenin üzerine de bir zincir çekip ipimi bırakıyorum. Bu aparatımı çıkarıp hemen bu şekilde takıyorum. Arkadaşlar, siz bunu şiş olarak kullanabilirsiniz. 3 numara şiş gayet ideal olacak buna. Hani bakın, sıralı gibi şöyle kayalarımız. Burada 3 numara şiş de kullanabilirsiniz. Ne kadar bu büyüklüğün olmasını istiyorsanız o kalınlıkta şiş kullanabilirsiniz. Evet, şimdi yine yuvamızın içine girip şöyle 1-2 zincirimi çekiyorum. Hemen aparatıma taktım, kalıpladım sıkı sıkı. Aynı şekilde yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 ve 2 zincir. Sağa doğru şöyle çekerek yaparsanız rahat bu şekilde ilmekleriniz şöyle birbirine yakın olur. Evet, şimdi bu 4. Yine 2 zincir. 5. Son bu 4 zincirli tepe yuvaya 5 tane ilmeği aldım. Hemen geri kalan kısma 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın, bu 1, bu da 2. Bu şekilde. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. Hemen yandaki, bakın, boş olan tığ battıya girip buraya sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir. Buraya sabitliyorum. 3 zincir. Yine aynı şekilde, bakın arkadaşlar, 5 tane yapacağız. Şöyle bir tane daha yapalım. 3 zincirimi çekiyorum. 5 tane buraya tığ battı yapıyorum. 3 zincir. Şöyle sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitleyip şöyle 5 tane yine tığ battımı yaptım. Bir zincirle döndüm ters tarafına. Hemen kesim işlemini gerçekleştiriyorum. 3 zincir. Sıkı sıkı. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şimdi 4 olan tığ battım. 3'e düşecek. Şöyle kenarda da arkadaşlar bir tane böyle tığ battı mesafesi bırakıyoruz ara suyu olarak. Hemen bir zincirle düz yüzüne. Hemen sık iğne. 3 zincir.
yuvaya 3 zincir, yuvaya 1 zincirle düz tarafına dönüyorum. Şöyle sık iğne ile sabitleyip 3 zincir. Kapattım. 1 zincir düz tarafına döndüm. Hemen bu 4 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitleyip şöyle arkadaşlar 1 zincirle bıraktım. Hemen aparatımı alıyorum. Ben ekranda kolay sığsın diye bu şekilde küçük aparat kullanıyorum. Dediğim gibi siz şiş kullanabilirsiniz. Bakın bu son tek yuvamızın içine 5 tane kirpik yapıyoruz. Şöyle 2 zincirimi taktım. Dibinde yine 2 zincir, ilmeğimi taktım. 3 oldu. Şöyle 4 ve 5. Sonuncu ve 5. ilmeği de aynı şekilde bakın. Buraya son yuvaya bir de dibine 2 tane sık iğne yapıyorum ki hani başta sık iğne olduğu için hem olmasa bile daha güzel durduruyor arkadaşlar. Muhakkak başına ve sonuna bu şekilde sık iğne yapalım ve 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Bu 8 zinciri de sıkı çekmek önemli. Artma işlemi çünkü iğne yasındaki ip gibi şöyle güzel böyle puruşuk olmadan dursun. Evet, şimdi yine 5 tane tığ battı yaparak devam edilecek. Bizim için 3 tane yaptık. Yeterli arkadaşlar. Şöyle son ilmeğimizi de çıkaralım. Evet, çimenimiz bu şekilde oluyor. Şimdi bu badem artık çilek onun yapımına geçelim arkadaşlar. Evet, şu şekilde ipimi tığıma tutturdum ve şimdi çimenimizi alıyoruz. Buradaki ilk tığ battının içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle kalıp gibi ilk kirpiğimi 7 zincirden oluşturdum ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki yuvanın içine girdim, sabitledim. 3 zincir. Sıradaki yuvama giriyorum, sabitliyorum. Bu şekilde 5 tane ilmeğimizin içine 3'er zincirden yuvalar hazırlıyoruz. Bakın ilk sırayı bu şekilde yaptık. Şimdi alttaki gibi bunu da arkadaşlar azaltma işlemi, kenardan kesim işlemi yaparak tamamlayacağız. Bakın 4 tane yuvamız var. Şimdi bunu 3'e düşüreceğiz. Kenardan bir zincir çektim. Hemen bakın ilk yuvanın içine girerek sık iğne ile sabitliyorum ve buradan kesim işlemi gerçekleştirdim. Eksiltme işlemi. 3 zincir. Sıradaki bu 3 zincirli yuvaya bir tane yuva. 3 zincir. İkinci yuva. 1, 2, 3 zincir. Bu da üçüncü yuva. Bakın 4 olan yuvam 3 oldu. Yine 7 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. Hemen çevirdim. Bakın düz tarafına. Sık iğne ile buraya sabitleyip 3 zincir. Evet. 1, 2, 3 zincir. Şöyle iğne zarifliğinde çok güzel oluyor. İpimi çok güzel esnettim arkadaşlar. İncecik olsun diye. Yine 3 zincir. Son tek kalan yuvamı da bu şekilde hazırladım. 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle döndüm düz tarafına. Hemen sık iğne ile bu şekilde buraya sabitleyip şöyle dibine de iyice otursun diye bir zincirimi çekiyorum. Hem de bu bir zincir arkadaşlar sökülmesini engelliyor yakarken. Bakın bu şekilde 7 zincirle başlayıp sonunda da 7 zincirle tamamladım. Şöyle şu ipleri yakıp diğer rengimizin yapılışına geçelim. Evet, şöyle pembe ipimi zincir çekerek tutturdum. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde yapacağız. Bakın ilk ilmekten girerek sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. 7. 7 zincirimi çektim. Hemen ilmeğime sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki
Yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 3 zincirimi çektim. Yuvanın içine girip sabitledim. 3 zincir sabitliyorum. 3 zincir sabitledim. Bu şekilde yuvaları hazırladık. 5 ilmeğe 4 tane yuva yaptık. Bir zincirle çekip şöyle ters tarafına döndüm. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvanın içine girip sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle sabitledim. 3 zincir sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Hemen döndüm. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekip sıradaki yuvaya sabitledim. Şimdi bir zincirle dönüşümü yaptım. Bakın bu kesim işlemi. Hemen buraya sabitliyorum. Bakın. 3 zincir. Şöyle tek kaldı yuvamız. Ve 7 tane zincir çekerek döneceğim. Döndüm arkadaşlar ve tek kalan yuvamın içine 7 zincirden kirpiğimi kapatıyorum. Şöyle dibine de sıkı sıkı bir zincir çekiyorum. Bu tepe noktasının hem sık iğnesini hem de zincirini şöyle incecik sıkı sıkı yapın arkadaşlar. Evet. Kirpikle başlayıp kirpikle bitirdik. Bu şekilde. Çok da kolay oluyor arkadaşlar. Sadece biraz elinizi sıkı tutun, ipinizi inceltin. Hemen diğer sarı rengimizi yapalım. Evet, şöyle 2 zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum ve alıyorum arkadaşlar. Hemen ilk ilmeğin içine sık iğne ile sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 7 zincirimi çekip yine ilk kirpiğimin içine bu şekilde sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıradaki ilmeğime 1, 2, 3 zincir. 5 tane ilmeğe bu şekilde 3'er zincirden 4 tane yuva hazırlıyoruz. 3 zincir. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradaki yuvaya kapatıyorum. Bakın bu şekilde oldu yuvalarımız. Bir zincirle döndüm. Hemen kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Bu şekilde hemen yanındaki yuvaya sabitliyorum. Sıkı sıkı 3 zincir sıradaki yuvaya 1 2 3 zincir sabitledim. 3 zincir sıradaki yuvaya 7 zincir. Sadece sağdaki yerde kirpik yapıyoruz arkadaşlar. O kirpik zincirini de çok sıkı yapıyoruz ki şöyle kalıp gibi dursun. 1, 2, 3 zincir. Hemen 1, 2, 3 zincir kapattım. Bu şekilde 2 oldu. Hemen köşeye bir zincirimi çekip şöyle sık iğne ile dönüşümü yaptım. 1, 2 ve 3. Kapattım. 7 zincir. Şimdi buraya sabitliyorum ve bir tane de zincir çektim dibine. Bu en son sık iğnesini gayet sıkı yapıp zincirini de sıkıca yapalım arkadaşlar. Son yakım noktası olduğu için çok güzel dursun. Bakın bu şekilde. Şöyle. Hemen yakıp temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde oldu. Şöyle çok güzel bir model oldu. Bakın. Şöyle. Birebir benzetmeye çalıştım. Benzetmenin püf noktası da arkadaşlar şöyle ipi incecik yapıp sıkı sıkı yapmak. İğne oyasını, eğer iğneden tığa yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken tek husus bu. Şöyle ipiniz ince çıkarsa daha şanslısınız. Esnetince çünkü daha da ince olacak. Evet, şöyle modelimi göstereyim. Sizlere uzaktan
Bakın arkadaşlar, birebir aynısı değil mi? Siz de resmini gösteremedim. Telefonumun şarjı olmadığı için yeni yasının. Ama Keşfette falan muhakkak rastlarsınız. Çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Şöyle yakın plan bir geçitte yapayım inşallah. Evet, şöyle iyice net bir resim almak isteyen olursa tutayım. Evet arkadaşlar, şöyle sallantılı haline de bir bakın. Bu şekilde. Şöyle. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Çok aşırı derecede arkadaşlar düştü izlenimlerim. Sizlerden beğeni ve yorum yaparak YouTube'da ön plana böyle beğeni ve desteklerinizle önermelerde ön plana çıkmak için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapan arkadaşlara, destek olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.